yoksa son dönemde farklı bir durum var mı? Şimdi birkaç tane anket var. En son Metropol'ün anketi AK Parti ile CHP arasındaki, AK Parti'nin bir ayda 6 puan eridiğini gösteriyor. CHP'nin de ciddi bir oranda oy kazandığını söylüyor. Erdal, bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bir 4 aylık bir arkamda görünüyor. Ne diyor? Şimdi AK Parti 14 Mayıs'ta 35.32 ortalaması oyken, Nisan ayında, yani bu Nisan'da 31.1, Mayıs'ta 29.1, Haziran'da yükselmiş 32.4, Temmuz'da ciddi bir düşüş var, 26.1'e düşmüş. Bunlar muhtemelen kararsızlar dağıtılmadan, dağıtılmış hali, pardon, doğru. CHP'nin de 25.41'di 14 Mayıs'ta, Nisan'da 35.9, Mayıs'ta 33.2, Haziran'da 32.8, Temmuz'da da 33.8, ciddi bir artış görünüyor. Aynı zamanda işte ekonominin getirdiği sıkıntılar var. Hocam, bunlar da artık bu söylemin, dilin, Cumhurbaşkanı dilinin keskinleşmesinde etkili oluyor olabilir mi? Bence öyle. Yani biraz da böyle ekonomik durumu hani ikinci plana atmak. Yani ben iki neden görüyorum aslında. Bir tanesi, bu rakamlar tabii ne kadar doğru ben bilmiyorum. Bu bir anket. Bu bir anket. Evet. Yani ama yani Haziran'dan Temmuz'a düşüş çarpıcı. Çünkü bir asgari ücret zammı bekleniyordu. Olmadı. İşte evet, emekliye zam. Yani işte bu tür şeylerde genelde hemen tepki gösteriyor. Evet. Onun ne kadar kalıcı olacağı kesin değil. Ama böyle 4-5 aylık bir trend varsa önemli olan trend. Hı hı. Bu trend de belli ki AKP'nin oy oranında, en azından bunu görev onayı olarak belki görmek lazım. Oy oranı olarak da değil. Çünkü oy vermede çok farklı şeyler gündeme geliyor ve seçim bu kadar uzakken, evet, çok fiktif kalıyor, çok havada kalıyor. O yüzden biraz bu görev onayı olarak algılamak lazım. Dolayısıyla hükümete olan güvende bir aşınma olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu birinci neden. İkincisi, bütün çabalara rağmen, siz de bizden önce biraz önce konuşuyordunuz ekonomi konusunu. Türkiye'de enflasyon öyle istendiği gibi, beklendiği gibi de düşmüyor. Hı hı. Dolayısıyla bu iki meseleden dolayı bir, ilgiyi dağıtmak, ilgiyi başka bir yere çekmek gerekiyor. İki, muhtemelen bunun analizi yapıldığında bu dilin, bu normalleşme dili her neyse, o dilin belki de hükümete ya da Cumhurbaşkanı'na yaramadığı gibi bir algının oluştuğunu ben düşünüyorum. O yüzden de böyle bir sertleşme olabilir, olmuştur diye ben aslında tam tersi CHP için söyleniyordu, yani zarar verdiği söyleniyordu bu yumuşamanın. Ama acaba AK Parti'yi daha mı fazla yani CHP etkiledi? Tarafında CHP'nin kendi içerisinde çok merkezi bir grubun buna tepkisi var ve hala o devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama o CHP'ye CHP dışından daha olumlu yaklaşmayı sağlıyor. AKP açısından baktığınızda böyle bir dil ortadan kalkınca AKP'nin dışından AKP'ye yönelen bir oy olmuyor. Hı hı. O zaten mevcut oyu var. Onu iktidarda olduğu aslında için onu söylediğinizi teyit eden bir şey, Özgür Özel dün ya da önceki gün bir konuşmasında söyledi. Artık hangi anketin ya da bir takım anketlerin ortalamasının sonucu mu bilmiyorum. Son seçimde 100 oydan, yani ilk